Ben öncelikle tüm izleyicilerimizin, tüm katılımcılarımızın mübarek Berat Kandili'ni tebrik ediyorum. Sözlerime bu şekilde başlamak istiyorum. Yine yarın 18 Mart inanışın, şahlanışı, Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümü. Ben tüm şehitlerimize ve şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu noktada yine şunu bendeniz ifade etmek istiyorum. Milli Siyaset Kurulları Genel Koordinatörü olarak. Milli Siyaset Kurullarımız yaklaşık aktif şu anda 20 kuruluyla birlikte aktif bir şekilde çalışmalarına devam eden, adına bizim aynı zamanda Gölge Bakanlık dediğimiz her bakanlığımızın çalışmalarını takip eden, bu alanda projeler geliştiren ve partimizin hizmetine sunan bir kurul. Bu noktada 20 ayrı isimde kurulumuz var. Gençlik Politikaları Kurulumuz da bunlardan bir tanesi. Bugün burada Gençlik Politikaları Kurulumuzun gençlik politikaları vizyonumuz ve eylem tasarımız programında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yine şunu söylemek istiyorum ki Erbakan hocamız bildiğiniz üzere bir milletin asıl gücü tankı topu tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatlarıdır derdi. Biz bu noktada bu minval üzere hareketimizin bahanesi bunu söylüyordu. Bizler de gençliğe son derece önem veren bir anlayışa sahibiz. Yine çok genç bir genel başkanımız var. Bu konuda bizleri, genç kardeşlerimizi, buradaki katılımcılar da daha öncesinde bir soru cevap bölümü de yaptık. Onlar da hak vereceklerdir. Fazlasıyla bizleri anlayan ve gençlerin sıkıntılarıyla hemhal olan, onlara çözüm yolları bulan, arayan bir genel başkanımız var. Tabii gün itibarıyla gençlerimiz zor bir durumda. Neden? Hem sosyoekonomik açıdan, hem eğitim noktasında, hem ahlaki noktada maalesef ki gençlerimiz bir zor duruma düçar bırakılmış durumda. Bizlerin de buradaki maksadı zaten bu problemlere çözüm bulabilmektir. Tabii ki ben buralara çok girecek değilim. Sözün sahibi aramızda. Birazdan mikrofonu kendisine teslim edeceğim. Bizim gençlik politikaları alanında çok kısa çalışmamızla ilgili bilgi vermek istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz kitapçık Türkiye'nin Gençlik Profili 2021 isimli bir kitapçık. Bu kitapçıkta bizler Türkiye'deki gençlerimizin sosyal, siyasi, iktisadi her alanda, hayatın her alanında ve eğitim noktasında tüm problemlerini kantitatif araştırma yöntemlerinden de yararlanarak bir özetini oluşturduk. Yani önce sorunlarımızı teşhis ettik. Şimdi sorunları teşhis ettikten sonra da yine 30 başlıkta gençlik politikaları vizyonumuz ve 100 günlük eylem tasarısı adında bir kitapçık daha ortaya koyduk. Bu da tedavi kitabımız diyoruz buna. Dolayısıyla biraz da bu kitap, yani bu çalışmaların bir lansmanı ve bunların bir özeti mahiyetinde olacak basın açıklamamız inşallah. Yine tabii bildiğiniz üzere yeni ve genç seçmenin siyasetteki rolü her geçen gün artıyor. Bugün itibariyle yeni seçmenin katılımıyla beraber önümüzde zamanında yapılacak, erken olmayacak 2023'teki muhtemel bir seçimde ne olacak? Yaklaşık %17 oranında toplam seçmene bir oranı nispi olarak bulunacak yeni seçmenin. Diğer genç seçmen dediğimiz yani 18-35 yaş arası tüm seçmeni hesap ettiğimizde ise yaklaşık toplam seçmene oran %40'ları bulacak ve buradaki genç kardeşlerimize de bir müjde veriyorum. Evet arkadaşlar ve aziz milletimizin değerli evlatları, önümüzdeki dönemde iktidarı siz belirleyeceksiniz. Bu noktada biz de yeniden Refah Partisi olarak cantıraş bir şekilde sizlerin dertleriyle dertlenmek, sorunlarınıza çözüm getirmek üzere çalışıyoruz. Bu noktada da inşallah çözüm önerilerimizi ortaya koyacak genel başkanımız. Özetle bizler 5'in 4'ten büyük olduğu noktasında bir bilimsel yeterliliğe sahip olduğu kadar yine helal 4'ünde haram 5'ten daha büyük olduğuna inanan bir medeniyetin temsilcileri olarak bizim hayal ettiğimiz gençlik hem bilimsel yeterliliği yüksek hem ahlaki yeterliliği yüksek bir gençlik hayal ediyoruz.
Bugün burada genç kardeşlerimizle bir örneklem dağılımı üzerinden, çeşitli fakültelerden, gençliğimizin çeşitli alanlarından arkadaşlarımızla bir araya geldik, sorunlarımızı istişare ettik. Onların bize soruları oldu, önerileri oldu. Bunları da inşallah not ettik. Birazdan da genel başkanımız size politikalarımızı açıklayacak inşallah. Ben sözü daha fazla uzatmadan diğer değerli protokol katılımcılarımızla da tekraren katılımlarından ötürü ve buradaki tüm hazıruna teşekkür ederek ben sözü sahibine, genel başkanımıza teslim etmek istiyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle değerli genç kardeşlerimize, arkadaşlarımıza katılımlarından dolayı, zaman ayırdıkları için, ilgilerinden dolayı, alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendileriyle birlikte değerli basın mensuplarımıza da ilgilerinden ve teşriflerinden dolayı teşekkürler ediyorum. Burada bulunan değerli genel merkez heyetimiz, genel başkan yardımcılarımız ve Gençlik Politikaları Kurulu Başkanımız kıymetli Yunus Emre Taşçı Bey'e de yine bu çalışmasından, bu organizasyondan dolayı teşekkürler ediyorum. Tabii internet üzerinden programımızı izleyen bütün memleket evlatlarına da, teşkilatlarımıza, gönüldaşlarımıza da selam ve hürmetlerimi iletiyorum. Toplantımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun inşallah. Bu toplantımız biraz evvel Yunus Emre Taşçı Bey'in de ifade ettiği gibi asıl olarak gençlik politikaları vizyonumuz ve 100 günlük eylem tasarımız kitapçığımızın gençlerimizle paylaşılması ve aynı zamanda kamuoyuyla da paylaşılmasına yönelik yapılan bir toplantıdır. Burada Gençlik Politikaları Kurulumuzun oluşturduğu 100 günlük eylem planımız ve gençlikle ilgili politikalarımız, atacağımız adımlar ifade ediliyor. Kendisinin de ifade ettiği gibi bir özet olarak burada inşallah basın toplantısında gençliğe yönelik hedeflerimizi, projelerimizi ifade edeceğiz. Ancak onun öncesinde genel gündemle ilgili bazı değerlendirmelerin yapılması faydalı olacaktır. Hepimizin bildiği gibi ve bizim de uzun zamandan beri ifade ettiğimiz gibi mevcut iktidarın maalesef 3 tane temel gider kalemi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi faiz giderleridir. Bu sene 240 milyar lira faize para ödeneceğini kendi ekonomik programında iktidar açıkladı. Seneye 292 milyar, 2024'te 320 milyar ve toplamda 3 senede 852 milyar lira faize para ödeyeceğini söylüyor. Bugüne kadar da 20 senede 513 milyar dolar faize para ödenmişti. Bunları söylemek dile kolay. 513 milyar dolar ödenmiş, 3 senede 852 milyar lira daha borç faizine para ödenecek. İkinci gider kalemi mevcut iktidarın maalesef imtiyazlı holdinglere para aktarılması. İşte bakınız yarın Çanakkale'de Çanakkale Köprüsü açılacak ve bu Çanakkale Köprüsü'ne 16.4 milyon araç geçiş garantisi veriliyor. Ancak Çanakkale Boğazı'ndan bugüne kadar geçen araç sayısı bir senede en fazla 4 milyonu geçmiyor. Yani 4 milyon aracın geçtiği bir köprüye 16.4 milyon araç geçiş garantisi verilerek geçmeyecek olan 12.5 milyon aracın parası doğrudan doğruya devlet tarafından yani millet tarafından müteahhide ödenecek. Bunun gibi köprüler, otoyollar, havaalanları, şehir hastaneleri, yüksek hızlı tren garları ile ilgili de benzer bir tabloyu ortaya koyabilmek mümkündür. Milyarlarca dolar, yüz milyarlarca dolar faize giderken yüz milyarlarca dolar da imtiyazlı holdinglere maalesef kaynak olarak aktarılıyor. Üçüncü gider kalemi de israf kalemidir. Maalesef ciddi bir kamu israfını görüyoruz. Milyonluk makam araçları, milyonluk makam odaları, milyarlık makam uçakları, milyarlık protokol masrafları. Bu üç tane gider kaleminden dolayı da vatandaşa, halka, millete maalesef imkan kalmıyor. Ne oluyor böyle olunca? 5 milyon civarında kredi kartı borcunu ödeyemeyen insan, bunların bir kısmı yasal takibe düşmüş, bir kısmı da yasal takibe düşmek üzere. 4 milyon haneye doğalgaz yardımı veya ihtiyacına göre kömür yardımı. 4 milyon hane demek 20 milyon, 25 milyon insanın ısınma ihtiyacını karşılayamaması demektir. 5.7 milyon hane 2021 yılında sosyal yardım almış. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açıklaması. Neredeyse 6 milyon hane yani 30 milyon insan nüfusun neredeyse %40'ı 2021 yılında sosyal yardım almak durumunda kalmış. 2021 yılında 11 milyon insan gıda yardımı almak zorunda kalmış. Temel beslenme ihtiyacını karşılayamadığı için.
ve yine 2021 yılında 141 bin çocuk ailesi tarafından temel ihtiyaçları karşılanamadığı için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yardımına ve bakımına muhtaç kalmış. Bu istatistikler neden oluyor? Biraz önce söylediğim gibi kaynakların millete aktarılması yerine 3 temel gider kalemine aktarılmasından doğuyor. Faize, imtiyazlı holdinglere ve kamudaki israfa aktarılmasından doğuyor. Bu tablo eninde sonunda iktidarın oy kaybına yol açıyor. Ve anketlerde de kendileri de bu durumu çok açık bir şekilde gördükleri için halkın desteğini kaybettiklerini, oylarının her geçen gün kar topu gibi eridiğini gördükleri için de son çare olarak seçim sistemini değiştirmeye yöneliyorlar. Ve şu anda meclise getirilen tasarıyla iktidar seçim sisteminde değişikliğe gidiyor. Eğer bir iktidar seçim sistemiyle oynamaya başlamışsa artık yolun sonu gözükmüş demektir. Uzatmaları oynuyor demektir tabiri caizse. Şu anda da aynı durumla karşı karşıyayız. Bütün hesap Cumhur İttifakı'nın iktidarın daha az oyla daha fazla milletvekilini nasıl çıkartabileceğine yönelik bir hesaptır. Bugüne kadar seçimleri kaybedip giden iktidarların hepsi seçimleri kaybettikleri son seçimden önce seçim sistemini değiştirmeye çalışmışlar, seçim sistemini oynamışlardır. Anavatan Partisi iktidarı bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. Bölge barajlarını ihdas edip getirmesi ve arkasından o barajlarda kendisinin boğulması tarihe ibretlik bir olay olarak geçmiştir. Burada da yeni getirilen tasarıda seçim barajının %7'ye indirilmesi öngörülüyor. Bu büyük ölçüde iktidar ortağı MHP'nin talebiyle gerçekleşmiş bir adım. Çünkü %7'ye inmezse MHP'nin barajı aşması mümkün olmayacak. Öyle olunca barajı %7'ye indirelim. AK Parti'nin çok istediği dar bölge sisteminin gelmemesinde de iktidar ortağının itirazının rol oynadığını düşünüyoruz. Çünkü dar bölge veya daraltılmış bölge sistemine geçilmesi halinde MHP'nin aleyhine olacak. AK Parti'nin daha fazla milletvekili çıkarması, MHP'nin ise aleyhine bir durum gelişmesi söz konusu olacak. Mecliste grubu olan partilerin seçime girme hakkını kazanamamasına yönelik olan düzenleme de bizim kanaatimize göre kapatılması muhtemel olan HDP'nin yerine kurulacak olan partinin seçime girme hakkını elde edememesine yönelik. Yani seçime yakın bir zamanda HDP'nin kapatılması, o yakın zamanda birkaç ay içerisinde yeni kurulacak partinin teşkilatlanmasını tamamlayamaması ama meclisteki HDP'li milletvekillerinin bu partiye geçmesi gibi bir durum halinde bu partinin yeni kurulacak HDP yerine kurulacak partinin seçime girmesinin engellenebilmesi. Yani evet grup kurmuş olabilirsiniz ama bu kurduğunuz yeni parti seçime giremez çünkü 41 ilde teşkilatlanmasını tamamlaması lazımdı denilecek. Bu adımın da bu amaca yönelik bir adım olduğunu düşünüyoruz. İl Seçim Kurulu Başkanı'nın seçiminde birinci sınıf hakimler arasından kurrayla seçilir düzenlemesinin getirilmesi İl Seçim Kurulu Başkanları'nın AK Partili hakimler arasından belirlenmesi için yapılan bir düzenleme olarak gözüküyor. Çünkü mevcut durumda bildiğiniz gibi en kıdemli olan seçim kurulu başkanı oluyordu. Ama en kıdemli olanlar içerisinde AK Parti sempatizanı olan hakimlerin sayısının az olması ama çok sayıda yeni dönemde birinci sınıf hakimlerin AK Parti sempatizanları arasından belirlenmiş olması sebebiyle bir kurrayla seçilmesi durumunda en kıdemliyi yapmak yerine kurrayla belirlenmesi durumunda AK Parti sempatizanı olan birinci sınıf hakimlerin seçim kurulu başkanı olmasının ihtimali daha çok arttırılacak. Bu da bu amaca matuf bir düzenleme olarak gözüküyor. Tabii getirilen yeni sistem ittifak içinde oyu az olan partilerin milletvekili çıkartmasını da son derece zorlaştırıyor. Bu da mevcut muhalefetin ittifakının dağıtılması ve küçük partiler için ittifakın cazibesinin ortadan kalkması nedeniyle onların büyük partilerin, oyu çok olan partilerin listesinden seçime girme veya kendi başlarına seçime girme yönelik adımlar atmasına sebep olacak bir durum. Yeni seçim kanununda çok önemli diğer bir konu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla seçim çalışmalarına katılabilmesinin önünün açılması. Yani teklif yasalaşırsa Cumhurbaşkanı devletin tüm imkanlarını, uçak filosu ve Cumhurbaşkanlığı bütçesi de dahil olmak üzere seçim çalışmalarında sınırsız bir şekilde kullanacak. Seçim çalışmalarını, programlarını Cumhurbaşkanlığı forsuyla, Cumhurbaşkanlığı protokolüyle, bütün
oradaki Erkan'ın kendisini karşılamasıyla, uğurlamasıyla, programlara katılmasıyla tam bir devlet gücüyle gerçekleştirmiş olacak. Bir başka deyişle diğer siyasi parti liderleri tırnak içerisinde devletle rekabet etmek ve devletle yarışmak durumunda kalacak. Tabii mevcut iktidarın küçük partilerin işini zorlaştırmak için seçim kurulu başkanlarını kendi taraftarlarından belirleyebilmek, atayabilmek için az oyla daha çok milletvekili çıkarabilmek için ve propaganda avantajı sağlamak için yapmış olduğu bu seçim kanunu adımı tarihimizin en ağır ekonomik şartları karşısında, astronomik faturalar, her geçen gün yağmur gibi yağan zamlar karşısında ve yıllık %125'lik enflasyon karşısında bu adımın iktidarı kurtarabileceğini düşünmek son derece zordur. %125'lik enflasyon ve her geçen gün artan enflasyon, her geçen gün ağırlaşan yaşam şartları önümüzdeki sene yapılacak bir seçimde ekonomik krizin çok daha derinden hissedildiği bir noktada, bıçağın kemiğe dayandığı bir noktada bu şartlar karşısında ne kadar iktidar kendi lehine bir takım düzenlemeler yapsa da mevcut iktidarı bu düzenlemelerinde kurtarabilmesi son derece zor gözükmektedir. Bu gündeme ilişkin kısa değerlendirmeleri yaptıktan sonra gençlerimizle ilgili açıklamalarımıza da inşallah geçmek istiyorum. Bir defa Aristo bundan tam 2500 yıl önce diyor ki, şimdiki nesil öğretmenlerine karşı çok saygısız, heyecanlı, sabırsız ve büyüklerine saygı duymuyor. Yani bu ne demek? Gençlerle diğer kuşaklar arasındaki frekans farkı sadece günümüze özel bir durum değil. Tarih boyunca, asırlar boyunca da benzer şekilde gerçekleşmiş bir durum. Burada bunun sebebinin, bu frekans farkının ve anlaşmazlığın sebebinin bir empati eksikliği olduğunu düşünüyoruz. Ve yeniden Refah Partisi olarak gençlerimize empati yapan bir siyasi irade ve empati yapan bir siyasi iktidar vaadinde bulunuyoruz. Gençler adına empati yapılması ve gençlerimizin içinde bulundukları şartlar göz önünde bulundurularak onları yargılamadan, onlara yardımcı olan, onların derdiyle dertlenen, onlar gibi düşünmeye, onlar gibi hissetmeye çalışan bir siyasi iktidar ve bir siyasi irade sözünü veriyoruz. Diğer taraftan çok iyi biliyoruz ki siyasi, sosyal ve ekonomik şartlar, adam kayırma, torpil, bu gibi koşullar, kifayetsiz eğitim politikaları, istihdam sorunları, umutsuzluk toplumun tüm kesimlerinden daha çok gençlerimizi yormuştur. Bu duruma sebep olan tüm etmenleri inşallah atacağımız adımlarla ortadan kaldıracağımız gibi aynı zamanda bu olumsuzluklardan etkilenen gençlerimize de aile sağlığı merkezleri bünyesinde psikolojik danışmanlık hizmetinin verilmesini vaat ediyoruz. Psikolojik danışmanların atanması ve gençlerimizin bu psikolojik sıkıntıdan kurtarılması. Çünkü psikolojik sağlık, psikiyatrik sağlık bütün motivasyonun, bütün verimliliğin, üretimin önünde en önemli bir adım olarak duruyor. Önce psikolojinin düzelmesi ve gençlerimizin hayata umutla bakmasının sağlanması, motive edilmesi bu bakımdan son derece önemli. Bu nedenle inşallah sağlık merkezleri bünyesinde psikolojik danışmanları belirleyeceğiz. Aynen daha önce parti olarak ifade ettiğimiz aile hekimi ile birlikte aile psikiyatristini de görevlendireceğimizi ifade ettiğimiz gibi. Ehliyet, liyakat ve adalet noktasında bugün gençlerimizle yaptığımız söyleşide de, sohbette de gerçekten de sıkıntısını çok gördük. Şikayetleri çok aldık. Torpilin, adam kayırmanın, adamcılığın olduğu bir ülkede, adaletin, ehliyetin ve liyakatin hakim olmadığı bir ülkede gençlerin tutulabilmesi, yetişmiş insan gücüne sahip çıkılabilmesi, beyin göçünün durdurulabilmesi mümkün değil. Bütün bunlar maalesef gençlerin geleceğe dair umutlarını kaybetmesine yol açmıştır. Ve bizler yeniden Refah Partisi olarak, Milli Görüş'ün temsilcisi olarak bu adaletsiz, bu haksız uygulamaları inşallah kökünden söküp atacağımızı ifade ediyoruz. Biraz önce gençlerle söyleşimizde de bunları ifade ettik. İşe alımlarda, görevlendirmelerde akrabalık, yandaşlık, hemşerilik yerine ehliyet, liyakat ve adaletin mutlaka geçerli olacağını ifade ediyoruz ve 50 senelik Milli Görüş geçmişimizde de bunun örnekleri olduğunu ifade ettik. Burada gençlerimizin diğer önemli bir problemi olarak genel sağlık sigortası ödemeleri karşımıza çıkıyor. Adeta bir kelle vergisi mahiyetinde gençlerimiz hayata atılmadan, daha bismillah derken
bu genel sağlık sigortası ödemeleri ve dolayısıyla da borçlarıyla maalesef karşı karşıya kalıyorlar. Bu sorunu mutlaka çözeceğimizi, hiçbir gencimizin hayata borçlanarak başlamak zorunda kalmayacağını açık bir şekilde ifade ettik. Gençlerimiz hayata borçla değil, umutla başlayacaklardır yeniden Refah iktidarında. Bunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Ülkemizde gençlerin diğer önemli bir sorunu istihdam sorunudur. Maalesef en çok gence sahip ülkeyiz Avrupa ülkeleri içerisinde. Gelişmiş ülkelerden, Amerika'dan, Avrupa'dan genç oranımız çok daha yüksek. Ama Cenab-ı Allah'ın bu çok önemli nimetini maalesef değerlendiremiyoruz. Neden? Çünkü o gençlere eğitimlerini bitirdikten sonra bir istihdam imkanını, iş imkanını sağlayamıyoruz da onun için. Bununla ilgili olarak Yeniden Refah Partimizin 81 ilimize 634 refah projesi kitabını örnek olarak göstermek istiyorum. İnşallah üretime, istihdama yönelik 634 projemizin yer aldığı kitabımız hazırlandı. İktidar olduğumuzda bu projeler hayata geçirilerek gençlerimizin, hele hele diplomalı gençlerimizin çok yoğun olarak yaşadığı işsizlik problemine de inşallah çözüm üretilmiş olacak. Bu ülkenin gençleri doğup büyüdüğü topraklarda alnının teriyle kimseye muhtaç olmadan konforlu bir hayatı sürmelerine yetecek geliri elde edecekleri iş imkanına, istihdam imkanına inşallah kavuşmuş olacaklar. Tabii öğrenim kredileri konusu gençlerimizin yine çok önemli sorunlarından bir tanesi. Öğrenim kredileri, burslar yetersiz ve bu kredilerin geri ödemesi de son derece ciddi problem oluyor. Bir defa Yeniden Refah iktidarında öğrenim kredilerinin geri ödemesi, istihdam şartları, gencimizin istihdam şartları sağlandıktan 2 yıl sonra başlayacak ve kesinlikle faiz olmayacak. Faizsiz bir kredi şeklinde verilecek ve bunun ödemesi de gencimiz eğitimini tamamlayıp istihdam edildikten 2 yıl sonra başlayacak şekilde düzenlenecek. Öğrenim kredileri faizsiz olacak, bir kez daha altını çiziyorum. Ve bugüne kadar bizden önce verilmiş olan öğrenim kredilerinin biriken faizleri de devlet tarafından üstlenecek. Bu daha önce kredi alan ve faiz borcuna batan gençlerimizi de inşallah bu faiz ödemesinden kurtarmış olacağız. Gençlerimizin diğer sorunu dile getirdikleri yurt ihtiyacı. %60'ın üzerinde oranda yaptığımız çalışmalarda gençlerimiz yurt imkanının, barınma imkanının yetersiz olduğunu ifade ediyorlar. Bu sıkıntıyı bu öğretim yılı başında çok açık bir şekilde, yoğun bir şekilde yaşadık. Bizler inşallah Yeniden Refah iktidarında bu yurt ve barınma ihtiyacını da hem nicelik anlamında hem de nitelik anlamında çözüme ulaştıracağımızı özellikle ifade etmek istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Gençlik Komisyonu'nun kurulması son derece önemli. TBMM çatısı altında gençlik çalışmaları ile ilgili müstakil bir komisyon olmaması gençlerimizi mağdur ediyor. Gençlerimiz bu noktada şikayette bulunuyor. Gündeme gençliğin sorunlarının yeteri kadar taşınamaması bu sebeple maalesef meydana geliyor. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi Gençlik Komisyonu'nu kurarak gençlerimizin sorunlarına daha yoğun ve etkili bir şekilde inşallah çözüm üretmek ve meclis gündemine taşımak için gereken adımları atacağız. Önümüzdeki yapılacak seçimlerde %40'ın üzerinde genç seçmenin olduğu bir ülkede, dediğim gibi Avrupa, Amerika ortalamasının çok üzerinde, %40'ın üzerinde genç seçmenin olduğu bir ülkede gençlerimizle ilgili olan yasama tekliflerinin oranının sadece %6 seviyesinde olduğu bu adaletsiz yapıyı inşallah değiştireceğimizi ifade ediyoruz. Diğer çok önemli bir konu, burada sabahtan beri gençlerimizle yaptığımız söyleşide de bir kez daha altı çizildi. Kaliteli eğitim meselesi. Gençlerimizin hak ettiği kaliteli eğitimi almaları için gerekli adımların Yeniden Refah iktidarında atılacağını ifade ediyorum. Maalesef Türkiye'de üniversiteler başta olmak üzere eğitim kurumları son 20 yıl içerisinde nicelik anlamında gelişme gösterdi. Altyapı anlamında, fiziksel şartlar anlamında gelişme gösterdi ama eğitim kalitesi, nitelik bakımından o gelişmeyi gösteremedi. Maalesef bunu görmemiz ve ortaya koymamız lazım. 2002 yılından bu yana şu anda 8. Milli Eğitim Bakanımız görev başındadır. Ve 19 senede, 20 senede 8 tane Milli Eğitim Bakanı gelirken her Milli Eğitim Bakanı çok ciddi bir reform paketiyle geldiğini ifade etmesine rağmen maalesef o beklenen reform bir türlü gerçekleşememiştir. Merhum Erbakan hocamızın tabiriyle kökü çürümüş olan ağacın yapraklarını silmek, yapraklarının tozunu almak ve budamaktan başka
bir şey yapılamadığı bu alanda görülmüştü. Bizim iktidarımızda kaliteli bir lise eğitimi, bunun akabinde kaliteli bir üniversite eğitimi, uygulamaya yönelik, inovasyona yönelik, meslek edindirmeye yönelik kaliteli bir üniversite eğitimi ve inşallah dünyanın ilk 500 üniversite sıralamasında 30 tane üniversitemizi göreceğimiz bir kaliteli üniversite eğitimini gerçekleştirme hedefine sahibiz. Tüm dünyada geçerli lise ve üniversite diplomalarının olmasını hedefliyoruz. Ve liseyi bitiren her gencimizin bir yabancı dili, üniversiteyi bitiren her gencimizin de iki yabancı dili. Mutlaka konuşacağı bir eğitim sistemi, bir müfredat ve kreşten üniversiteye kadar bütün kademelerde önce ahlak ve maneviyat prensibinin hakim olduğu bir eğitim sistemi. Dolayısıyla kaliteli eğitim dediğimiz zaman hem bilimsel kalitesi yüksek hem de ahlaki ve manevi kalitesi yüksek gençlerin yetiştirilmesini ifade ediyoruz. Bu ülkenin gençleri yetenekli oldukları, ilgi duydukları, istekli oldukları alanda kaliteli bir eğitimi, dünya standartlarında bir eğitimi alabilecek noktaya inşallah yeniden Refah tarafından getirilecektir. Çalışan gençliğimizin sorunları da partimizin ilgi alanı içerisinde. Çeşitli sebeplerle eğitim hayatını erken bitirip çalışma hayatına başlayan gençlerimiz veya eğitim hayatına devam ederken okurken bir yandan da çalışmak mecburiyetinde kalan gençlerimiz var. Bunların sorunlarıyla da ilgilenmek ve bunların derdiyle de dertlenmek yeniden Refah Partimizin öncelikleri arasında. Toplumun hiçbir katmanını ihmal etmeyeceğimiz gibi çalışan gençliğimizi de ihmal etmeyeceğimizi ifade etmek isterim. Çalışan gençliğin haklarının korunması, sigortasız çalıştırılmasının engellenmesi ve iş hayatında istihdam noktasında mağduriyet yaşayan gençlerimizin sıkı tedbirlerle bu mağduriyetlerinin giderilmesi önceliklerimiz arasında olacaktır. Ayrıca asgari ücretin insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye getirilmesi de çalışan gençliğimizin sorunlarının çözülmesi bakımından son derece önemli bir adım olacaktır. Eğitimin uygulamaya yönelik olmasında büyük eksikler görüyoruz. Maalesef uygulama ve pratik eksikliği yüksek öğretim kurumlarımızda da, lisede de her noktada baş göstermiş durumdadır. Bu eksikliğe neden olan sebepler arasında istikrarsız milli eğitim politikaları, YÖK'ün sadece teori ağırlıklı öğretime önem vermesi, öncelik vermesi ve eğitim kurumlarımızdaki teknik eksiklikler, teçhizat eksiklikleri, laboratuvar eksiklikleri ve anlayıştaki dediğim gibi teoriye ağırlık veren, ezbere dayalı eğitime, öğretime ağırlık veren anlayışın değiştirilmesi son derece önemli. Gerekli düzenlemeleri bu konuda ilgili bakanlıklarımız inşallah yapacaklar ve bu kanayan yaraya da bir son verilecektir. Gerçek manada meslek sahibi yapan, uygulamaya yönelik, gerçek hayata yönelik kaliteli bir eğitimin verilmesi inşallah yeniden Refah iktidarında mümkün olacaktır. Önce ahlak ve maneviyat prensibimiz, sloganımız yeniden Refah Partisi olarak, milli görüş olarak son derece önemli. Bu kapsamda yeniden Refah iktidarında eğitim sisteminin müfredatı, kreşten üniversiteye kadar önce ahlak ve maneviyat prensibi çerçevesinde yeniden yapılandırmak istiyoruz. Dünyacı, bencil, materyalist, hedonist bir gençlik yetiştirmek yerine ahiret öncelikli, diğer gam, kendi nefsini değil, insanlığı, ülkesini, milletini önde tutan bir gençliğin yetiştirilmesi için gerekli düzenlemeler, müfredat ve eğitim sisteminde yapılacaktır. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde Manevi Kalkınma Genel Müdürlüğü'nü kurma hedefimiz var. Bu Manevi Kalkınma Genel Müdürlüğü sayesinde de manevi açıdan donanımlı bireylerin yetiştirilmesi için devletimiz elinden gelen gayreti gösterecek, gereken uygulamaları inşallah hayata geçirecek. Milli Gençlik Maarif Ajansı hedefimizi de bu noktada ifade etmek istiyorum. Ülkemizde gençlik politikalarına Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Avrupa Birliği Başkanlığı'na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı yön vermektedir. Avrupa Birliği Başkanlığı'na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı Avrupa Birliği çıkarları ve müktesebatı çerçevesinde bir nesil dizayn etmek üzere oluşturulmuş bir kurumdur. Bu yapının lağvedilmesini istiyoruz ve geldiğimiz zaman lağvedeceğimizi ifade ediyoruz. Bunun yerine yeniden Refah iktidarında Gençlik Bakanlığımızın bünyesinde Milli Gençlik Maarif Ajansı'nı kurmak ve bununla birlikte de
Milli Eğitim Bakanlığımızı da Amerikan Fulbright Komisyonu'nun tasallutundan kurtarmak istiyoruz. Böylece Amerikan ve Avrupa Birliği çıkarları çerçevesinde bu zihniyetle bir neslin yetişmesi yerine milli ve manevi değerlerine bağlı ülkemizin çıkarlarını önceleyecek bir neslin yetişmesini inşallah sağlamış olacağız. Bir diğer önemli projemiz Nizamül Mülk Hazırlık Programı olarak adlandırdığımız projedir. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek genç bürokrat adaylarımızın 1000 yıllık köklü devlet geleneğimizin temsili açısından çok önemli bir görevi yapacaklarından dolayı bu stratejik, bu önemli görevlere getirilmeden önce Nizamül Mülk Hazırlık Programı kapsamında belirlenen protokoller çerçevesinde eğitim almasını inşallah sağlayacağız. 1000 yıllık devlet geleneğimize, ülkemizin çıkarlarına, milli ve manevi değerlerimize bağlı bürokratlarımızın yetiştirilmesi için Nizamül Mülk Hazırlık Programı'na da son derece büyük önem veriyoruz. Yeniden refah iktidarında gençlerimiz kendisini yalnız hissetmeyecek, etrafına yüksek duvarlar ören ve aslında gençlerimize hizmet etmek için kurulmuş olan devlet kurumlarını bu yapıdan inşallah kurtaracağız. Gençlerden kopuk bu anlayışa inşallah son vereceğiz. Devlet kurumları gençlerimizin başımızın üstünde yeri var anlayışına sahip olan kurumlar haline inşallah getirilecek. Diğer önemli bir konu sanat ve estetik konusudur. Bizim medeniyetimiz, ecdadımız sanata, estetiğe, güzel sanatlara en büyük önemi vermiştir. Yaptığımız araştırmalara göre maalesef gençlerimizin %55'i sanat ve kültür etkinliklerine ilgisiz olduklarını beyan etmektedirler. Halbuki böyle bir mirasın temsilcileri, böyle bir ecdada, böyle bir medeniyete sahip bir millet olarak bu bizler için, gençlerimiz için çok büyük bir eksikliktir. Sanatı teşvik eden, sanatçıyı destekleyen politikalarla sanata duyarlı bir neslin inşası için gerekli adımları atma hedefimiz var. Sanat ve estetik hassasiyeti gelişmemiş bir toplumun bölgesel veya küresel anlamda oyun kurucu olması, bir güç olması, bir medeniyet ifade edebilmesi mümkün değildir. Hele hele bizim gibi, biraz evvel ifade ettiğim gibi muazzam bir medeniyetin mirasçısı olan bir millet için kültür ve sanat olmazsa olmazdır. Müşahhas bir örnek olarak 18 yaşını geçen her gencimize mobil tabanlı bir uygulama üzerinden sadece kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere hesaplarına 1000 lira devlet olarak tanımlamak ve 1000 lira hibede bulunmak gibi bir hedefimizde bulunmaktadır. Gençlerin muzdarip olduğu diğer bir konu ve tabii bütün toplumunda aslında muzdarip olduğu diğer bir konu kötü alışkanlıklar konusudur, bağımlılıklar konusudur. Maalesef günümüzde kötü alışkanlıkları edinme yaşı son derece düşmüştür. Ve bu alışkanlıkların edinme oranı da toplum içerisinde, gençler içerisinde her geçen gün üzülerek ifade ediyorum artmaktadır. Bizim kötü alışkanlıklarla mücadele yöntemimizin temelini aile içi eğitime ağırlık verme ve önce ahlak ve maneviyat prensibine ağırlık verme oluşturacaktır. Polisiye tedbirlerle sonuca odaklanma, sonuç ortaya çıktıktan, problemler ortaya çıktıktan sonra onunla mücadele etmeye çalışma yerine sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik adımlar inşallah atılacaktır. Sosyal medya bağımlılığı çağımızın en kronik sorunlarından bir tanesi ve en ciddi sorunlarından bir tanesi haline gelmiştir. Bugün yapılan araştırmalar gençlerimizin uykuda geçirdikleri zaman dışındaki zamanın yarısını sosyal medyada geçirdiklerini ortaya koymaktadır. Bu istatistik hayata dair bir başka faaliyeti yapmaya vakit bulamayacaklarını maalesef ortaya koymaktadır ve bu da ciddi bir sorundur. Tabii ki bu noktada kısıtlayıcı, yasaklayıcı yaklaşımların yanında bulunmamız mümkün değil. Fakat gençlerimizin gerçek hayata katılımlarını, sosyalleşmelerini arttıracak, ilgi alanlarına göre gerçek hayata katılmaktan lezzet almalarını sağlayacak projelerle sosyal medyanın bir bağımlılık olmaktan çıkmasını inşallah sağlamayı hedefliyoruz. Diğer önemli bir konu, özellikle Z kuşağı olarak tasvir edilen gençlerimizin politik olmamakla, apolitik olmakla itham edilmesi konusudur. Kimse siyasetin gençlerin ruhuyla, sorunlarıyla, beklentileriyle,
hayalleriyle ilgili olup olmadığını, onların derdiyle dertlenip dertlenmediğini sormamaktadır, sorgulamamaktadır. Sadece gençlerin siyasete olan ilgisizliğini ortaya koymaktadır, apolitik olmasını ifade etmektedir. Ancak bu noktada biz yeniden Refah Partisi olarak siyasetin ve devletin gençlerin ruhuyla, sorunlarıyla ve onların temsiliyle ilgilendiği ölçüde gençlerden de ilgi görebileceğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle burada altını çizerek ifade ediyorum. Yeniden Refah iktidarında her kesimden, her yaştan gencimiz bizim önceliğimiz olacaktır. Onları apolitik diye, hayattan kopuk diye itham etmek ve dışlamak yerine onları kucaklamak, onları dinlemek, empati yapmak ve onların derdiyle dertlenmek bizim en önemli önceliklerimiz olacaktır. Tabii bir diğer konu, günümüzde internetin önemi herkes tarafından malum. Bu noktada yeniden Refah iktidarında eğitim hayatı devam eden gençlerimizden internet erişimlerinden herhangi bir vergi almayacağımızı da projelerimiz içerisinde ifade etmek istiyorum. Eğitim hayatına devam eden gençlerimizin kullandığı internetten vergi inşallah alınmayacak. Evlenme desteği yeniden Refah Partimizin daha parti programında ifade ettiği en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü aile toplumun sigortası, bir beka meselesi. Sağlıklı nesillerin yetişebilmesinin en önemli şartı sağlıklı bir aile yapısının olması ve aynı zamanda bizim kadim medeniyetimizin en önemli yapı taşlarından bir tanesi ailelerimizdir. Milli Görüş kadroları olarak bu manevi değeri ölçülemeyecek kadar yüksek aile müessesesinin korunması ve kurulması safhasında gençlerimize destek olacağız. Geri ödemesiz evlenme ve ev kurma desteğini ilk defa evlenen gençlerimize devlet olarak sağlayacağımızı buradan ifade ediyorum. Böylece bir takım maddi sorunlar sebebiyle evlenmekten kaçınması veya evlenmeyi ertelemesi inşallah gençlerimizin söz konusu olmayacak. Bu noktada devletimiz arkalarında olacak. İşini kuran gençlerimize destek olmak, girişimci gençlerimize destek olmak en önemli önceliklerimizden bir tanesi. İlk defa ticarete atılan 30 yaş altındaki gençlerimizin kurmuş oldukları şirketlerden, iş yerlerinden 2 sene süreyle vergi almayacağımızı da ifade ediyorum. Bunu dediğim gibi parti programımızda da daha işe başlarken ifade etmiştik. Aynı zamanda buluş niteliği taşıyan girişimlerde faizsiz krediler ve güçlü hibe destekleri sağlayarak inovasyonu, buluş yapmayı destekleyeceğiz devlet olarak inşallah. Gençlerimizin ilk pasaportlarının bedelsiz olması yine vaatlerimiz arasında yer alıyor. Yeni bir dünyayı inşa edecek, yeniden büyük Türkiye'yi inşa edecek gençlerimizin dünyayı tanımaları, farklı kültürleri tanımaları, kültürel etkileşimlerinin arttırılması son derece büyük önem arz ediyor. Bu minvalde gençlerimizin eğitim amaçlı veya turistik amaçlı ilk pasaport başvurularından herhangi bir harç veya defter bedeli alınmayacağını burada ifade etmek istiyorum. Beyin göçünün durdurulması yeniden Refah Partisi olarak en çok önem verdiğimiz konulardan. Neden? Çünkü yetişmiş insan gücü yeniden büyük Türkiye'nin kurulması bakımından en önemli varlığımız. O yetişmiş insan gücünün, beyin gücünün, bu sermayemizin kaybedilmemesi en büyük önemi verdiğimiz konulardan. Bu nedenle beyin göçünü durdurmak ve tersine çevirmek için topyekün bir seferberlik başlatacağız. Maddi ve manevi imkanların iyileştirilmesi, düzeltilmesi ve böylece yetişmiş insanlarımızın başka ülkelere kaptırılmasının önlenmesi en önemli önceliklerimizden olacak. Gençlik İletişim Merkezi kurulması, GİMER, bu da bir projemiz. Gençlerimizin önerilerinin, sorun ve taleplerinin ivedilikle değerlendirilmesi ve cevaplandırılması için kendilerine tanımlanmış şifreleriyle girebilecekleri bir dijital platform olarak Gençlik İletişim Merkezi'ni Gençlik Bakanlığımız bünyesinde inşallah oluşturacağız. Böylece gençlerimizle sürekli irtibat halinde, devletin sürekli irtibat halinde olması sağlanacak. Burada biraz evvel değerli Başkanımız Yunus Emre Taşçı Bey'in de ifade ettiği gibi gençlikle ilgili hedeflerimiz ve projelerimizi bir özet olarak ifade etmiş olduk. Bunları daha ayrıntılı olarak bugün gençlerimizle de paylaştığımız bu kitapçığımızda bulmamız mümkün. Gençlik politikalarımız, gençliğe dair projelerimiz ve 100 günlük gençliğe yönelik icraatlarımızın içinde bulunduğu bu kitapçığımızı da burada bir kez daha gösteriyorum.
Bu kitapçıkta burada özet olarak sunduğumuz bilgilere daha ayrıntılı, daha teferruatlı bir şekilde ulaşmak mümkün. İnşallah ahlaki ve manevi kalitesi yüksek, aynı zamanda bilimsel kalitesi yüksek gençliğimizin yetiştirilmesi, ehliyetin, liyakatin ve adaletin işe alım ve görevlendirmelerde geçerli olması, bu gençliğimize istihdam imkanlarının oluşturulması ve bu istihdamdan bu gençlerimizin tatminkar bir geliri elde etmesinin sağlanması, beyin göçünün tersine çevrilmesi ve bu yetişmiş, kaliteli eğitim almış, kaliteli nesillerle yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedefine ulaşılması için yeniden Refah Partisi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İnşallah burada ifade ettiğimiz bu projeleri gerçekleştirmek ve gençliğimizin maddi ve manevi dertlerine derman olmak bizlere nasip olur. Tekrardan ilginizden dolayı teşekkürler ediyorum. Katılımınızdan dolayı gençlerimize teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımıza da iştiraklerinden dolayı teşekkürler ediyorum. Toplantımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. Burada basın mensuplarımızın soruları varsa kısaca alabiliriz. Yoksa inşallah onları uğurlayacağız. Basınımızın kıymetli mensuplarından bir soru varsa alabiliriz. Buyurun. Öncelikle Ali Kandiller, Bey Gazete'nin bir haber. Yani çok teşekkür ederim. Üç kısa ama birleşik soru sormak istiyorum. Bir tanesi son dönemlerde yeniden Refah Partisi'nin yükselen bir moruk direnci var. Siz de kurmaylarınız elbette bunun farkındasınızdır. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer taraftan gençlerle bir bütünleşme, buluşma oldu. Siz de Türkiye'deki en genç, altını çiziyorum, bir genel başkansınız. 43 yaşındasınız. Bunu bir avantaj olarak değerlendiriyor musunuz? Ve son olarak sıcak günler Rusya, Ukrayna, o sıcak bölgede Putin ve Zelenski'nin resleşmesi devam ediyor. Siz kendi özelinizde ve parti özelinizde bugünü değerlendirirseniz ne söylemek istersiniz? Ben teşekkür ederim. Katılımınızdan dolayı, sorunuzdan dolayı da tabii bizler de Yunus Emre Başkanımızın da en başta ifade ettiği gibi mübarek Berat Kandili'ni tebrik ediyoruz. Milletimizin ve İslam aleminin aynı zamanda yarın Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü imanla, aşkla, azimle, inançla kazanılan bir zafer. Büyük bir destan. Bu yıl dönümünün de hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Hem Çanakkale'de hem de diğer bütün mecralarda şehit olan şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii bir defa yeniden Refah Partimizin gelişmesi gerçekten de özellikle son bir sene içinde daha da hızlandı. Bugün biz 300 binin üzerinde üye sayımız, 81 il ve 970'e yakın ilçede ilçe teşkilatımız, il teşkilatımız, 60 bin civarında sandık başmüşahidimizle seçimlere kendi başına girip ciddi bir aktör olarak seçimlerde oy gösterebilecek bir parti olduğumuzu ifade etmek isterim. İstanbul'umuzun 20 ilçesinde yaptığımız ankette Refah Partimizin oy oranı %9,5 çıkmıştır. 15 tane Doğu ve Güneydoğu ilimizi kapsayan yaptırdığımız anketimizde Refah Partimizin oyu %9 çıkmıştır. 69 ilde 10 binden fazla katılımcıyla yaptığımız en son anketimizde de partimizin oyu %8,5 çıkmıştır. Bunlar tamamen bilimsel şekilde ve objektif şekilde yapılan anketlerdir. Ve bu oy oranları bizim inşallah bu yeni gelecek olan seçim sistemiyle bir baraj problemimizin olmadığını da açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu gelişmeyi ve bu hızı, bu hareketlenmeyi artık anket firmaları da, kamuoyu da görmektedir. Ve yeniden Refah Partisi her geçen gün gelişen, güçlenen ve daha çok adından söz ettiren bir parti halinde yoluna devam etmektedir. Ukrayna ile ilgili daha önce de ifade ettik. Böyle bir savaşın tasvip edilebilmesi mümkün değil. Burada Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne sahip çıkmasını yerinde buluyoruz. Bu müzakerelerde arabuluculuk rolünü üstlenmesini yerinde buluyoruz. Ve bir an evvel ateşkesin sağlanması, savaşın tamamlanması, nihayete ermesi için gereken adımların atılması gerektiğini ifade ediyoruz. Burada Ukrayna'nın NATO şemsiyesi altına alınarak Gürcistan'la, Ukrayna'yla Rusya'nın bir kıskaca alınması söz konusuydu. Rusya da buna karşı bir önlem almak üzere böyle bir savaşı başlattı. Ancak tabii dediğim gibi savaşı tasvip etmemiz mümkün değil.
bir an önce ateşkesin sağlanması gereklidir. Bu noktada da Türkiye'nin yaptığı arabuluculuk faaliyetlerini dediğim gibi yerinde buluyoruz. Tabii genç olmamız elbette ki bir avantaj. Çünkü Türkiye'de genç nüfusun oranı, toplam nüfusa oranı son derece yüksek. Ve bundan da büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Bu geleceğimizin çok daha parlak olacağını gösteren bir veridir. Eğer bu gençlerimize sahip çıkabilirsek, onlara gereken kaliteli eğitimi verip onları gerektiği gibi değerlendirebilirsek, bu nedenle tabii gençlerin nüfusa oranının böyle yüksek olduğu bir ülkede genç bir kadronun, genç bir genel başkanın olması elbette ki partimiz için bir avantaj. İnşallah bu avantajı da seçimlerde de açık bir şekilde göreceğiz. Son bir senede özellikle partimizin gelişmesinde de tabii ki bunun da etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın yaş ortalaması, MKYK üyelerimizin yaş ortalaması gerçekten de diğer partilere göre çok daha genç. Başta genel başkanın da 40'lı yaşlarda olması bu noktada ciddi bir avantaj. İnşallah bu avantajı seçimlerde daha da net bir şekilde görmüş olacağız. Çok teşekkür ederim. Sorumuz için tekrar teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda şu katkıyı yapmak istiyorum. Yeniden Refah Partimizin yükselen trendinden bahsettiniz. Evet, biz bunu arazide hissediyoruz. Aynı zamanda da mutfak çalışmalarımızda eksik etmiyoruz. Burada işte müşahhas bir örnek olarak ilk 100 günlük eylem planları, gençlik politikaları kurulumuzun hazır. Bu sadece gençlik politikaları kurulumuzun değil, siyasi işler başkanlığımız altında 20 politika kurulumuz, bunların tamamının ilk 100 günlük icraat planları bugün itibariyle hazır ve inşallah yeniden refah kadroları iktidara hazırlanıyor. Başka bir soru var mıdır basın mensuplarımızdan? Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yani bizim gıyabımızda bizi birçok ittifaklara sokuyorlar, çıkartıyorlar. Biz de hızına yetişemiyoruz. Ama bizim şu ana kadar resmi olarak, parti olarak herhangi bir ittifak görüşmesi, herhangi bir ittifak çalışmasında bulunmadık. Sadece bir fikir olarak, fikir jimnastiği olarak bir üçüncü ittifaktan bahsetmiştik. Onun da gerekçelerini de ifade etmiştik. Ancak bu üçüncü ittifakın kurulmasına ilişkin de parti olarak resmi bir girişimimiz olmadı. Elbette ki siyasi partilerle temaslarımız, genel başkan yardımcılar düzeyinde görüşmelerimiz oluyor. Ama şu aşamada doğrudan doğruya bir ittifak çalışmasının içerisinde yer almadık. Biz bunu bir alternatif, bir düşünce olarak ortaya koymuştuk. Tabii ilk hedefimiz, gönlümüzde yatan, kendi ismimizle, kendi başımıza seçimlere girmek. En avantajlısının bu olacağını düşünüyoruz. Seçmen de, muhatap olduğumuz seçmen kitlesi de bizi herhangi bir iki ittifaktan bir tanesine pek yakıştırmıyor. Kendi başımıza seçime girmemizi istiyor. Asıl isteğimiz, asıl önceliğimiz bu noktada. Ama bu da hiçbir şekilde ittifak yapmayacağız, kesin olarak bu bizim kırmızı çizgimizdir demek manasına gelmiyor. Seçime yakın dönemde, seçim kanununda kabul görmesi, mecliste onaylanması, yasalaşmasıyla ve seçime 3-4 ay kala bir sürede tekrardan şartların değerlendirilmesi, konjonktürün değerlendirilmesi ve buna göre bir adım atılması söz konusu olabilir. İnşallah ülkemizin, milletimizin hayrına olacak adımlar atmak nasip olur ama önceliğimiz, isteğimiz kendi başımıza, kendi ismimizle girmek. Bu noktada da çok ciddi mesafe aldığımızı biraz önce ifade ettiğim gerçeklerle de ortaya koymuş olduk. Çok teşekkür ederim. Herhalde tamamlandı gibi. Evet. Çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Tüm katılımcılarımıza, öğrenci, genç kardeşlerimize, basınımızın değerli mensuplarına, yine genel başkan yardımcılarımıza, MKK üyemiz Murat Aktaş Bey'e, Selçuk Efe Bey'e, değerli gençlik politikaları kurulumuzun kıymetli üyelerine, hepsine teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Tekraren Berat Kandiliniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah hayırlı yapsın.